Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber PES 2016'yı inceleyeceğiz. Öncelikle bir gösterme açısı yaparak başlayalım. Ana lige sonra bakacağız, önce bir gösterme açısı yapalım. Şimdi size şunları not olarak belirteyim, grafikler medium'da oynayacağız. Yani high kasacak, yani sıkıntı çıkarır. Şimdi ilk olarak Saint Germain'le kurayım sizi. Saint Germain'le gel maçı atalım. Superstar o orta seviyede mi? Şimdi 16 tane stadyum var şu an D'de. Yani DLC'siz. Yani downloadable content, yani indirebilir içeriksiz. İşte hava şartları var. Bu short'tu yani demoda. Kısa yani short'tu, yani nasıl çevirdiler bilmiyorum. Kısa diye düzeltmişler. Şükürler olsun. Metropol Arena. Burası Royal London stadyumuydu. Öyle bir şeydi. Metropol Arena yapmışlar. 14 stadyum var. 16 zaten diğeri ikisi. İsa ve rastgele. Bilmiyorum nasıl iş yapıyorlar. Şimdi top türüyelim. Bakalım 24 tane top var. Olmadı zaten. Sence hemen 3'tür. Yani 2'tür abi. Çok fark etmiyor. Oyun planı diyelim. Yeteneğe göre yapıyoruz. Hadi bismillah deyip ilk maçımızı atalım. Bakalım. Çünkü şimdi oyunda şöyle söyleniyor. Animasyonlar, grafik vesaire hariç animasyonlar PlayStation 4 sunumunda aynı oynanış vesaire, ama farklı grafikler. Bakın ne günde oynuyoruz onu yine belirteyim, yani sonra Legend of Hyde'de böyle oldu. Hadi maç başladı. Ronaldo kaldı. Ronaldo oldu. Spiker değişti bu arada, yorumcu aynı kaldı. Biliyorsunuz belki. Benzema, Marcelo atıyor pasını. Jose Rodriguez. Jose Rodriguez. Benzema yaptı. Bale. Bale attı. Caballe. Cavani. İbrahimovic. Çok çağlı var. Pazzaro. Çok tasa tasa çıkıyor. Bale. Oh, evet, Cavani, İbrahimovic. İbrahimovic. Oh, Cavani. Şimdi Cavani, İbrahimovic. Carvajal. Carvajal. Benzema. Kendi değişmesi iyi olmuş. Grup gelmiş oyuna. Taraftarlar falan da daha canlanmış gibi geldi bana. Taraftar, oy ben oyuncu atağa çıkıyoruz, atağa çıkıyoruz, çıkamadık. Transferler hala tam yapılmamış. İki asist Lazio Madrid. Daha da Turan Atletico'da mıydı bilmiyorum ya da görmedim. Çok saçma. Jose Rodriguez. Cristiano Ronaldo, aman Allah'ım ya. İzin vermeyin, vermeyin. Van der Waal, Verratti ve uzaklaştı. Abi açsanız araya. Kavaya. Oy ama şimdi. Oo harika pas. Şuuuut. Hayır direkt. Oo aman Allah'ım. O ne. Aman Allah'ım o ne. Kasa çıkıyor. Verratti, Verratti, Mokta, Mokta, Cavani. Oh, harika pas, Cavani, hadi pas, hadi İbrahimovic, gol oldu. O ne, aman tanrım. Aman Allah'ım, aman.
Nasıl kaçar öyle? Orta seviyede oynuyoruz, unutmayalım. Oh, bir offside, offside, offside diyor offside. Silva, Silva, bakalım ya, Silva aldı. Oh, bakalım Toni Kroos, Toni Kroos, Toni Kroos. Ne oldu? Luka Modric. Bale, Bale, Carvajal, Carvajal. Jared Bale, Jared Bale, Bale orta açtı değil ikili aman, aman aman dikkat yemeyelim ve kaleci. Anias Jonathan gayet güzel bir atıyor, Gilmester görünümü Mike'da kasıyor yani. Mike'da kasacak bir rakip de görünüyor ama Çin'den birkaç detaydan var. Hayır hayır hayır, orta kafa Lucas Moura, Moura oh güzel çekti, hadi Moura, Moura gidiyor, Moura gidiyor, bakın böyle rahat hareketler attırılmış, animasyon sırasında çok bayağı iyi olmuş. İbrahimovic, 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 geçen sene şöyle oldu, Hasan abi çıkana kadar, Hasan abi çıkışı sunana kadar biz Arap çıkışıyla oynuyorduk. Abi bu videolar zor bir konuda. Şimdi artık İngiliz çıkışı iyileştirdiklerine göre artık o Amerikan Champions League diye şeylik yapan zor olmadığına göre. Hayır aman Allah'ım, bu nasıl cevap? Ben böyle bir şey görmedim, tam dalmışım konuşmaya. Ne güçlerle gol attı, İyiyim abi. Geçiyor, top geçiyor, top geçiyor. Az geçeyim, bir kere geçeyim. Başlayalım. Size bir pas yapalım, bakalım ne olacak. Kita kapas yapabiliyor musun? Ne olur bak. Kita kapasın ikincisinde büyük ihtimalle topu kaptıracak. Garanti yok. Şimdi size bir şey göstereceğim. Allah yapma bunu. Oyunun çıkış tarihine bakarsak oyun 2015'ten farklı yani, tamamen farklı. Şu an ben oyun hızı artı 2'de bile tam zevk almıyordum. Yani tam zevk alıyordum. Bir çok yavaş geliyordu. Bir sıfır. Yani tam ayarlayamamıştık ama bunda oyun hızı tam oturtulmuş. Bakalım. Moura, Moura. Bakalım. Oh Moura, Moura. Attı İbrahimovic. 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 Zlatan İbrahimovic, wonderful. Şimdi de bu gidecek. Siz de bu maç bittikten sonra analize falan da bakacağız. Analizde yenileri söyleyeceğim. Transferler nasıl yapılıyor? Kolay mı? Zor mu? Yani nasıl bir sistem var? Önce bir maç yapalım. O daha iyi oldu. Oo, hayır hayır. Allah açtık, kulak açtık. Aman 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 aman, ne yapıyorsun ya? Of ofsaymış ya. Vurdun, vurdun gol. Gol olsun. Vurdun şut gol olsun. Yediğin ofsayt olsun dedikleri bu olsa gerek. Çok büyük hata yaptık. Ya dalga bakalım. Bir şey oldu dalga. Oyunu beğendim de genel olarak oynanış güzel. Çin'den biraz soğutturuyor. Hype'de de öyle yani, şimdi Hype'de oynamıyorsun diye değil, Hype'de de biraz aslında baktım. Kastı, kapattım. Çimler soğuk. Neden soğuk? Hala çölmüş değilim. Cavani, Kaleci, Kasillas, Kasillas'ın önemli işi var evladım. Transferler eksik, Galatasaray oyunda yok yani, DLC ile eklenecek. Ben şu an oyunu gördüm eksikliği. Forma importlamayı bulamadım. Yani bilmiyorum yani, bulan arkadaşlar da şöyle düşün. DLC ile ekleneceğini sanmıyorum. Statlar 16. Bayağı eksik var pistimde ve gol. Mozza. Mozza, Mozza, Mozza. Kıntılar böyle işte. Stadyum sayısı bilgisayar sunumunda az. Yani şu an sonra ekleni ben hiç bilmiyorum. Şu an eklenirse ben hiçbir şey bilmiyorum. Zaten boyutu 6 cebe bak. Ne boyutu falan büyük işte. Tamam. Oyun daha bugün çıktı.
bildiğiniz üzere 17 Eylül 2015 yılı çatıldı ve bir dakika uzatma aldı. Dikkat edin, 3-1 farkı da açmayalım, kapatmayalım, kapatmamaya çalışalım, açalım farkı. Ooo Ames, Motta, İbrahimovic, adamlar neredesiniz, neredesiniz? Ya ben öyle yapmak istemiyorum ya, neyse. Hayır hayır hayır, risk bunlar hep. Bunlar hep risk. Onların riski, hadi bakalım. Verratti, Verratti çak oradan. Verratti, Verratti. Oho. Nasıl bir gol bu ya. Çok ilginç bir gol. Rastgele çektim oradan. Ve bu. Bu bizim gücümüzdür. Sorunun dostu arkadaşlar. Geçelim. 4-1 oldu. Orta sınavıya kolay geliyor. Böyle zaten. Üspastarda oynuyorduk zaten. Biraz bunu Üspastarda 3-1 yaptı yani. Zaten oyunda ilk oynuyor şimdi. Bu da çok gösteriyor zaten. Oo, hadi bakalım. Bir çocuk oyuna çok farklı. Evet, uzatmak. Şimdi ilk yarısı bitiyor. Bu da iki tanım olsun. 4-1. Şimdi oyundaki en önemli eksiği size söyleyeyim. Lisanslar. Zaten herkes biliyor. Formayı toplamayı görmedim. Bak görmedim. Gerçekten yoksa ayıp ederler. Ayıp oluyor yani. Ayıp. Hemen falan her şeye gireceğim. Hızlı olmaya çalışıyoruz zaten. Bir maç yeter. Modları merak ettiklerimizi. Yani hepsini cevaplayacak. Zaten artık insanlar önemli. Oynanış önemli. Oy ben oy. Top çaldık. Top çaldık. Olmadı. Olmadı topu ya. Bak onun maçlarımlar bayağı iyi olmuş. Mesela artık kontrol daha iyi zaten. Motta! Zaten böyle olmasını beklemiyordum. Nasıl geçecektim? Nereden gidip bizi yoksa olur. Belki böyle daha iyi olmuyor. Bu eksik. Çok çok eksik. Aşırı eksik. Çok bilgisayar sınırı yok. Tek farklı renk, grafik. Onun dışında oynayamazsın. Onun dışında tamamen aynı. Hadi bakalım. Of bakalım. Lucas Moura. Moura. Ramın oğlu var. Moura. Çok hadi oyuncağım. Şimdi. Bunun gece boyunca çıkmasını bekle. Sonra. İşte sonra. Siz kötüyü. Öyle gidecek bir şey var mı? Sıkılmadım daha da var. Gelecek çok net var. My club yok zaten. Korsanayım. Bakın bir böyle bir şey. Okay, okay. Bakın alırsam orijinal nadir alıyorum, alırsam da yani para mantığından mantığı imkansız sağlamada. It's İbrahimovic. Nasıl söylüyor bu adam, ben çok sevdim bu spikeri. Beğenmeyen varsa gitsin şey dinlesin. Karaye. Beğenme he, bu spikeri beğenmeyen varsa gitsin. Görüşen konuyu dinlesin abi, değil mi? Yani bu spiker oyuncusu yok. Neymişsin şu an? Martin Tyler var. Şimdi onu ben daha çok beğendim. Petr Beyzi. Beyzi yani. Bakalım İbrahimovic. İbrahimovic çak oradan ve hayır, aman Allah'ım, gol sandım. Neyse, 4-1 yeniyoruz. Relax. Şimdi gelelim. Yeah, he's definitely a player who looks like he could make something happen every time he's on the ball. He's just full of belief and energy. Şimdi artık FIFA oyunu artık tazeleye tazeleye çıkarıyor zaten. Artık önemli ekleyecek bir şey kalmamış falan. Oyun arcade'e yönelmeye, iyice arcade'e, Ignite arcade'e çok yönelik bir motor. Zaten her yerde yazıyorum. Türkçe spikerden de gereksiz bir yere ban yedik ama neyse. Gittiler dediler. Yok. Biz gizli gizli mesajlarla konuşuyoruz yerliler bana atıklar. Öyle yönetimin artık değişmesi gerekiyor. Şimdi konumuz o değil ama. Sitasana abi, siteye bak ya. Bunu görüyorsan, izliyorsan bak siteye lütfen ya. Site kontrolü değil. İbrahimovic! Aman ne kadar çok kurtardı. Bu mesele değil mi? Ağzım damağım kuru anlatırken. Benim aynı fikirde olan çok insan var. Etkilerin iyi olmadığı bir gerçek. İşleri beceremiyorlar. Açık söylemiyorlar. Şimdi açık yazsak ban atacaklar. Onu da cesaret edemiyoruz. Saçma. Neyim ya?
adam gibi bir şey yaparlar. Neyse ben onu konumuzdan. Hoppala sen nasıl yaptın o faulü? Nasıl yaptın onu daleyi? Orta boşa kaldı. Maxwell tamam. Uzaklaştırın evladım. Uzaklaştırın. Kamer açısı gayet iyi olmuş. Aktif sürekli bakın. Ara pasları falan görebiliyor. Bakın geri kalıyor ama. Hop İbrahimovic. Kuramadık. Plaster. Bir de şu kalınlara bakalım geri. Çok alamadım ya. Modric. Bakalım. Yok şu çalımı Hasan abinin demodan gelediği gibi aynen öyle. Şu an hiçbir dokunma yapamamış harekete. Yani, sanki fark ettiyseniz sanki artık bunu başka bir şey değil. Bakın böyle boş yere sürüyoruz. Bakın çok önüne düşüyor. Yani, şu an 15'te o sol çalımı atmıştı gayet. Gayet tertemiz atmıştı. Bakalım başka tuşlara basamıyorsun. Vay evet işte böyle. Rodriguez. Zaten videolar, zaten bir önceki videomda bayağı kasıyordu video. Kayıtmalı olayı. Kayıtlasak en iyi olan şey çimler. Çimler yüzünden kasıyor zaten. İlginç olan çimler yüzünden bir önce kasam. Optimizasyon konusunda bir sıkıntı var ama şu an ne bileyim de gayet iyi. Ve en tatil olay için yani. İsviçre kalitesini yapmadım. Kesinlikle. Şu an tam oyun kliti için karşısında. Hayk tam arada. Medium. Gol edildi. Tamam abi sevinme. Ben yedim ben de. Sen sevinince ben deli oluyorum ya. Bakalım maskele ve hile bir orta. Karışım bir şey bilmiyorum. Oradan bakın bayağı dayanımlık olayını halletmişler. Yani bak o gücü azalan gerçekten var ama onlar gerçekten çok yorgun için. Mesela bu PES 16'da olsa şu an hepsi ölmüştü. Ölmüşler ne silmedik kaldık. Bakın böyle işte oyunu nasıl değiştiriyor şimdi. Basılı tutuyorsunuz. Böyle artık istediğiniz gibi yeri değiştirebilirsiniz. Basılı tutun. Sonuç yere koyabilirsiniz. Ben iyice yapıyorum. Şimdi 5-3 yapayım. Değişikliğim yoktu zaten bir yana kadar bekliyordum. Matuidi yani. Başka Matuidi yani. Bakın Kavaye Lucas Moura İbrahimovic. Ben sana onu yaptım. Yetlik yapıyor. Ve Mozart çıkıyor. Matuidi giriyor. Oyun gerçekten grafiksel hariç hiçbir sıkıntı yok. Oynanış yok yok. Fes gelecek sene. Yani PlayStation 4 sürümüyle bile şu an bayağı iyi bir kitle yakalayabilir. Hoppala. Tut onu evladım tut. Oyun bayağı akıcı ve seri. 2'ye 2015'e göre akıcı. Dur bakalım. Sadece Cavani koş. Ben bunu adamı hep tanıdık iyi sanıyorum. Cavani. Gol Cavani. Şimdi tabii sizin ailesiyle bir de şeye geçelim. Analiz. Önce analiz tek notları falan mı yani? Önce ligde mi gideyim acaba? Analiz'e mi gideyim bilmiyorum. Analiz'e gelip bir bakalım insanların ne yapalım. Şimdi bu da yerinde. Şimdi son 5'ten farkı yok diyenler gidip oynamalı. Yoktur sanmıyorum da öyle diyecek. Oynayınca oynayınca anlarsın. Aferin burayı bak. Şimdi ana lige gireceğim yeni açsam. Zaten biraz önce bir önce açmıştım transferlere falan. Bakmak için.
Yani kimler işte burada ana ligde falan, ana menüde falan, öyle diyelim. Yani ben medium'da oynadığım için. Bakalım. Orta seviye 10 dakika 5 dakika. Şimdi bir maç yapacağız çünkü. Yalnızca mesela transfer nasıl şimdi oyun duruyor, belirli bir sırada duruyor ya. Yani ilerleme varken, yani bir görüşmede ilerleme var. Yani o anda durur, yani mesela o görüşmeyi hallettik veya olmadı ve olumlu ya da olumsuz bir durumda, yani ilerleme durur. Asla hiç durmaz, direkt devam eder, gelecek maç. 2015 gibi. Bu 2013 gibi. Bu yani ne 2013 ne 2015, yani ikisi de değil. Yalnızca ilerleme varken diyelim. Kullan diyelim, plastik oyuncular kapalı olsun. Ok diyelim yani, tamam diyelim. Şimdi ben kendimi hiç yüz falan yapmayacağım. Direkt ana lige geçeyim. Merak ettiklerimizi şey yapalım. Japon'a benziyor. Hikaye bir şeydi. Bak diyelim. Zaten şey o. Ana lig kulüp takımı kadrosu diyelim. Hangi takımı seçelim? Galatasaray yok. O benim hayatımın anlattı. Ben Marçay seçeceğim. Manchester United. Hadi bakalım. Ortak maçına geç bakalım. Bebek girdi oyuna. Şimdi ana dedi ki bilmiyorum. Anlamadım, çok bakamadım, vaktim olmadı. Yani biraz gameplay önemli. Spor fikrim olmuyor. Şimdi Manchester United takımına teknik direktör olarak katıldım. Evet, böyle haberler var son dakika. Şimdi Kuleş'in yetenek alıcılık talimatları. Zayıf nokta teksti. Şimdi yetenek alıcı koru diyelim. Rapor oyuncu yok. Menajer teklifi. Şu an bir teklif almamışız zaten. Şu an favoriler. Devam eden görüşmeler. Şu an devam eden bir görüşme var mesela. Sönü bulunan bir kiral teklifi. Gözümüze hemen gidelim. Olmuyor. Geçmiş arama. Mesela ben şimdi Ronaldo'yu almak istiyorum. Alacağım, bakın nasıl alabildim. O zaman bu transfer görüşmeleri başlar. Evet diyorsunuz. Aynı PES 13'e ben. Burada PES 13'e yönelmişler, gayet iyi. Önce görüşmeler, sonra fiyat belirlenmesi falan. Zamanı ileri al. Gidelim. Bu sene ana lig oynayacak kişiler üzülmeyecektir. Mesela şimdi şu an bir transfer sonuçlandırıldı, durdu. Yani PES 14 mesela bir görüşme mesela sonuçlandırıldı. Şimdi burada mesela şu an oyuncuların yaptığı açıklamalar falan görmeniz, yani geçen sene vardı ama bir netin onak veriyorlardı. Altta altyazı gibi geçiyorlardı. 36 milyon euro koşulları ayarla deyip pazarlık yapabiliyorsunuz ama hiç 36 milyon euro olduğunu görünce direkt alın gitsin diyeceksiniz. Evet'e basalım ve vesaire borca falan. Borca girmek. İşte sen borca girmek olayı falan ben sevmiyorum PES oyunlarına. Bunu en nefret ettiğim özellik. Neden? Çünkü bana belirli bir transfer ücreti verilmeli. Bana ne? Ben yönetici değilim. Şey, o değilim, bu değilim yani. Ben takımı şey yapamam ki. Veri tamam. İşte takımın bilgisi. İleri al diyelim. Şu an Ronaldo takımımıza geldi. Abi fiyat sunma yok. Önce onun aldığı fiyatı görüyorsunuz. Geçen sene öyle değildi. Geçen sene şöyleydi. Bu arada imza törenleri geldi. Bakın ilk gün, ikinci gün olmadı. İki gün geçti oldu bakın. Bakın böyle imzayı atıyor. Bu çok iyi oldu gelmesi artık. Çok zevk alacağız. Vay, gayet iyi oldu. Bunun işte vardı bu. 3 sene ara verdi. Ya kışlanıyor kulüpçe. Ben 2013'teki şunu seviyordum. İmza töreni şeydeydi. Böyle büyük bir yıldız bir oyuncu alırsan, mesela Ronaldinho gibi yıldız bir oyuncu alırsan stat'taydı. Şimdi bir basın toplantısı yerinde imza attırılıyor.
Ben başka bir oyuncu da almak istiyorum. Şimdi bakalım batır mı? Batıracağım. Eto diyeyim mesela. Samuel Eto. Ama şunu düzeltmişler. Bir oyuncuya artık bakalım Eto'yu almak istiyorum. Hangi takımda Eto kardeş? Şöyle. Şimdi Everton'dan şimdi şeydeki bir takımdadır. İngiltere ligindeki değil mi? Sampdoria. Hala yani boşa bile çıkamamışlar. Böyle böyle bir ses çıkıyor. Efekt çıkıyor. Ses çıkıyor. Eto'yu neden alacaksın? Denemeyi deniyoruz abi. Bassa da zarar etme. Ağustos 2015 transfer dönemi mesela. Yetenek avcısı Gökben ne demiş? Yetenek avcısı kimi al diyor bakalım. Talimatlarına bakalım. Sergio Busquets. Oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bakın arkadaşlar. Şunu artık belirtiyor. Oyuncunun sözleşmesi ne zaman bitiyor artık? Onu şöyle belirtiyor. Artık gelecek sene başlatabilirim. Başlayı soracağız. Yok artık. Kaliteniz gelişti. Valdez, Valdez. Böyle son dakika haberi geçti. Son dakika haberi geçiyor. Tamam. 9. Şimdi bir sözleşme sonlaştı. Son maç olanlarında. Eto için yok. Özel bir oyuncu keşfi. Süper yıldız oyunda. Bakalım. Kim o abi? Kim o abi? Şimdi artık Vidal. Oo Vidal. Ha aferin. Anam. Aa onu keşfetmiş. Aa bak bir de bunu sevdim. Genç oyunculara bulabiliyor artık scout ekibi. Artık gereksiz oyuncu demiyor. Yok ona al bunu al. Artık daha düzenli olmuş. Ha, bana mı öyle geldi bilmiyorum ama öyle olmuş. Ama Eto'yu almayacağım mesela. Evet de diyor. Tamam, öyle bir şey. Eto'yu alacağız. Vidal'i alalım. Aklıma bakılmadan böyle bir transfer yapalım. İbrahimovic'e kaç lira diyor acaba? Bir maç yapacağız. Çabuk olmamız gerekiyor sanki. Busquets'i alamadık. Bak her oyuncuyu alamıyorsunuz. O çok güzel olmuş. Ronaldo'yu alabilirsiniz. Neden bilmiyorum. İki aldığım oyuncuyu ben direkt alabilirim. Takım ruhu denen bir şey var. My Club'da vardı. Şey, Mana Lig'e de gelmiş. Bayağı yani. Sağlam geldi. Vidal de bir güncelleme var. Ne yaptı Vidal? Takımı batırırız. O yüzden almıyorum. Yani takım batacak. O oyunu da alamam. Ama oyuncu ucuz olmuş. Mesela temiz halinde 3 takım var. Oyunun ilk versiyonu olduğunu hatırlatırım. 1-0-1. Şimdi lisanssız bir Premier Lig'de maç yapacağız. Lisans. Şu anda herkes deli olduğu konu. Maça gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Old Trafford Stadium kim oyunu ne var? Oyun planı yetemiyor. Eyvallah aldık artık kullanalım. Van Persie. Abi siz bunu boşa atmadınız mı? Hadi boşa atmamız diyelim. Çık abi. Çık dışarı. Çık. Ya daha farklı ol burada ya. Burada mı bilmiyorum ama. Daha burada. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha Van Persie'nin burada olduğunu düşünürsek. Bunlar hangi transfer aynı en son yaptı? Haziran mı abi? Konan 2014'te. Ve maç başladı. Hoppala. Ve de hoppala. Oo, daha yeni başladı. Hoppala. Herhalde. Fellaini. Ana. Herrera. Grafiklerdeki en büyük sıkıntı şüphesiz Çin. Nasıl Çin diyor?
Maçtan sonra bitiriyoruz. Edinme buna zaman yetmeyecek galiba. Hoppa. Böyle. Paslaşırlar işte. Ben amacım şu burada. Maçı almak değil. Öylesine oynayayım zaten. Öyle kazanma oyunu. Sosun diye bitirme. Gel atalım. Oh, Smalling. Smalling. Ronaldo. Hadi Ronaldo orada abicim ya. Oh. Tamam. Bu çalım atın abi. Hala düzeltmediler. Biz bas bas vardık. Bu nasıl seyirciler? Hepsi bir anda hareket ediyor. Olmaz öyle ya. Ayıptır. Şimdi bu sorularınıza bu incelemede için cevap verebilir miyim? Yani yoruma yazın. Ben size elimden geldiğince cevap veririm. Oo, Ronaldo 2 geldi. Ben anlamadım ki sevinçler derken oyuncular birbirine sıraya giriyor sanki. Hani öğretmen der ya, sıraya geçin çocuklar. Soruya sıraya geçin gençler. Buradan sıraya geçiyor. Şu an kaydol durumda. Şu an hiç pozisyon görmediği için. Defans desteği. Bir isim yaklaşıyor. Git ileri git. Oh, hoppala. Dejia. Oh, Brody. Ashley Young. Şimdi size şunu da söyleyeyim. DLC'lerle hemen transferler nasıl gerçekleşecek? İlk DLC de yakına çıkacaktır. Yani bir iki gün süreceğini sanmıyorum. Oh, oh, Allah Allah Allah. Giriyordu ya. Yapma evladım. Rafael. Angel Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria. Sansara tek tek gidip bakacağım video sonunda. Hangi yani hemen cevabımıza geçeceğim. Sorumuza da yani cevabımıza da geçeceğim işte. Anlayın. Şekerken konuşunca böyle oluyor. Başka kur mu? Ya bir dakika geçti. İlk yarı bitti zaten 5 dakika yani. İlk yarıda 2 tane gol. Bir şey zaman dedim. Anikten merak ettiğiniz bir olay var mı bilmiyorum. Ball Become a Legend. İnan o konuya. Modlar. Yani detaylı modlar hakkında video çekeceğim. Tabii bizden de size. So Kerk. Ben o Johnson adam. Bakın böyle sanki öndeymiş gibi paslaşmalarından gıcık oluyorum. Hata geçmeye çalışmıyor. Allah Allah ölemedim ya. Oooo gitsin Allah Allah Allah. Bu sene pesin yenilmeyici yedirmiş. Aman bir gol yapmış ya sonunda. 2015 miydi? 2016 daha iyi. İşte böyle bir isme be. Tek eksik lisans. Mesela 2014'ün eksiği şuydu. Şimdi aşırı kötü desek yalan olur. Neden? Yani oynanmayacak kadar kötü değil. İncellemelerle oyun bayağı iyi oldu. Ama sorun FPS düşüşleri. Optimizasyon. Gerek Fox Engine. Bu Fox Engine'de oluşan geçiş aşaması sıkıntıları. Konami'nin yaptığı stratejileri hiç beğenmiyorum. Ben istimal ettim. Ronaldo. Allah şükür. Herrera. Oldu. Herrera.